Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta 9. haftada oynanacak maçların öncesini Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Metehan. Hafta sonu mesaisi bitti. Şimdi hafta içi mesaisi var. 2. Lig'de hem Beyaz Grup'ta hem Kırmızı Grup'ta. Aynen. Beyaz Grup'ta bu hafta çarşamba günü hafta içinde oynanacak tüm maçlar. Diyarbekirspor haftayı bay geçecek. Hafta içini maç yapmadan tamamlayacak Güneydoğu Anadolu temsilcisi. Onu söyleyelim, hatırlatalım. Bir klasik hatırlatmalarımızı da yapalım. Tabii. Ardından maçların öncesine geçelim. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi, ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videolara abone olmadan izleyen izleyicilerimizden ricamızdır. Kanalımıza abone olun. Videolarımıza da beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter ve Facebook'tan Trivela Spor hesaplarını takip edin diyelim. Senin ekleyeceğin bir şeyler var mı? Ben de öncelikle videomuzu izleyen herkesten kanalımıza abone olmalarını, ardından videomuza beğeni ve maçlarla ilgili yorum ve görüşlerini yazmalarını bekliyoruz. Aynen, rica ediyoruz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da, başta Instagram ve Twitter'dan, lütfen bizleri takip etmeyi unutmayın. Instagram'da ve Twitter'dan son dakika spor haberlerini, programlarımızın duyurusunu, maçlarla ilgili, takımlarla ilgili gelişmeleri paylaşıyoruz. O yüzden takip etmenizi de bekliyoruz. Tüm maçlar çarşamba günü. Evet. Ardından da pazar günü oynanacak. Fikstür bayağı bir sıkışıyor. Biz de buna ayak uyduracağız inşallah. Haftanın da bay geçen takıma, senin de dediğin gibi, kimdi? Diyarbekirspor. Bir anda telefon söylemedim. Ben unuttum. Bu sefer ben unuttum. Sana tekrardan baktım. Sen de unutsaydın bomba patlardı zaten. Diyarbekirspor'da da Kemal Kılıç Hoca takımdan ayrıldı. %99 bu haber. Bu haberi de ilk sen verdin. Tebrik ederim. Aynen, teşekkür ederim. Zaten hafta arası bay geçmesi Diyarbekirspor için bu anlamda da avantaj oldu. Zamanı uzadı. Yani çarşambaya, perşembeye kadar da bence bir hoca gelecektir takım başına. Ne olacak? Perşembeye kadar gelirse yeni hafta programlarına... Perşembe değil de çarşamba, salıya kadar gelir. Perşembe yapacağız. Perşembeye kadar gelirse gelir, burada konuşuruz. Bakalım ne olacak. Maçlara başlayalım. Birbirinden önemli maçlar var. İlk konuşacağımız maç Adıyaman Futbol Kulübü Ankara Demirspor maçı olacak. Bu maç öğlen maçlarından biri Beyaz Grup'ta. Aynen. Hafta içi. Ben sıcak bir havada oynanacağını tahmin ediyorum. Çünkü Adıyaman'ın geçen oynadığı Bornova maçında da hava çok sıcaktı. Bir bakalım bugün Adıyaman hava durumuna. Hatta hakem falan verdi. Hafta içi çarşamba günü yağmurlu. Öyle mi görünüyor? Aynen. O zaman bence futbolcular için daha iyi. Ama sıcaklık yine yüksek. 24 gösteriyor. Valla geçen Bornova maçı vardı hafta içi. Perşembe günü Adıyaman'ın maç 13'teydi. Çok sıcaktı maç. Hakem su molası falan verdi hatta. Su molası her maçta belli ama zaten. Ama o gün fenaydı hava. Mesela yani bazen hani sıcaktı. Yazın yağmur yağar da hava daha nemlenir ya. Nem daha ortaya çıkar. Şu an ne durumda Adıyaman bilmiyoruz tabii de. Bir de suyun için daha da sıcak oluyor. Oyuncuların ayaklarının altı yanıyor direkt. Yani suyun içinde zaten geçen Bornova maçını görmedin mi? Şimdi herkes televizyonda izlediği için söylüyorum. Biz normal şeylerde de izliyoruz da. Çim, ya şey, top geliyor, ayak havaya kalkıyor top. Halı saha gibi düşün. Çim çok kötü. Suyun için daha halı saha zaten. Aynen. Direkt. Ankara Demirspor iyi gidiyor bence. Hafta sonu kaybettiler ama 12 puanları var. Bence fena zaten başlamadılar. Zaten Ankara Demirspor'dan bizim böyle bir beklentimiz yok. Bu sene yok kesinlikle. Playoff'a kalamazsa başarısız demeyiz yani. Adıyaman'da 5 puanda. Bir de yeni bir sportif direktör geldi. Ramazan Erşahin. Yeni bir hoca da bekliyoruz. Çünkü Murat Balaban hoca istifa etti. Bakalım hangi hoca gelecek. Ben burada Ankara Demir tarafındayım. Ankara Demir'in en kötü yenilmeden başkente döneceğini düşünüyorum Adıyaman'dan. Sen ne söylersin? Ben de öyle düşünüyorum. Ankara Demirspor'un da bu sene en büyük olumsuz noktası savunma hattı. Çok kötü goller yiyorlar, hatalı. Çok fazla pozisyon veriyorlar rakiplerine karşı. Belki Bucaspor maçı 1-0 bitti ama sen sonuç programında söyledin. Bucaspor'un forvet sıkıntısından dolayı girilen pozisyonların hiçbiri bitirilemedi. Bir gol de bitti. Yoksa maçın hakkı 3-0 falan da en az bence. Ben de seninle aynı görüşteyim. Çok güvendiğim için bunu söylemiyorum. Ankara Demirspor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Adıyaman'ın da çok kötü olmasından dolayı. Bakalım ne olacak. Bir de Adıyaman'da biliyorsun Nezir Özer sakatlanıp çıkmıştı oyundan. Geçen hafta. Aynen. Dünkü maçta da yoktu diye hatırlıyorum. Aynen. Yoktu diye hatırlıyorum. Zaten yoktu. Bu maçta oynar mı sence? Bir de Berkay Sefakara ne zaman... Berkay dün sonradan oynadı. Randımanlı ilk 11'e girecek yani. O da hiç hazır gelmedi. Bayağıdır idman yapmıyor. Nezir Özer bu arada oynadı, biz yanlış söyledik. Ben yanlış söylediğim farkındaydım. Açtım tekrardan. Doğru. 66'da oyundan çıktı. Hiç hazır gözükmedi. Vallahi şöyle bir durum var. Yani Adıyaman'da neyin ne olduğu belli olmadığı için biz de Adıyaman'la alakalı bir motivasyon kaybı yaşadık herhalde, onu söyleyeyim. Ben Ankara Demir yenilmez diyorum. Ben Adıyaman hangi hoca gelecek onu merak ediyorum. Senin göreve getirmesinler. Yılmaz sen. Ben de 2 hafta sonra giderim. Ondan sonra sen de babanın açmadan Adıyaman'ı terk edersin. Bir de Murat Balaban hoca kendi geldi, istifa etti. Hani kulüp de göndermedi, hoca istifa etmiş. Peki bu garanti mi? Nasıl öyle yani? Söylüyorlar sadece. He. Ya ben sana söyleyeyim, hiçbir hoca oradan kendi gitmez. Öyle mi? Kolay kolay, aynen. Peki. Kasım Hoca geldi, yönetim gönderdi. Ondan sonra hangi hoca gelse gelsin öyle oldu. Zaten çok dilendirmeye gerek yok. Ankara Demir'in kaybetmeden sahneden alacağını düşünüyorum ben. Tamam. Adıyaman için peki şunu söyleyeceğim. Sen ligden kesin düşer diyor musun? Bence düşer. Hani bir son yapılan transferlerden sonra en azından mücadele edecek oyuncu kadrosuna ulaştığını söyledik ama. Beyoğlu maçını gördük cumartesi günü. Ligin bana göre Beyoğlu 2. ligin en zayıf takımlarından biri. Hatta bence Adıyaman'ın kadrosu Beyoğlu'ndan daha iyi. Tek kale oynadı, Adıyaman kaleye gidemedi. Aynen, Adıyaman'ın bence Cumhur, Mansur, bazı oyuncuları Beyoğlu'ndan daha iyi. Sen öyle mi söylüyorsun ki? Sanki ilkokuldaki hani hocalar sınıftaki mevcut şeyi sayar ya, nüfusu sayar işte, ne derlerdi mevcut. Mesela Burak Gürler benim beğendiğim stoper. Geçen sene Karaman'da iyiydi gayet. Bakıyorsun Adıyaman'a. Beyoğlu'na karşı bile oyun olarak çok kötü oynadı. Ben nasıl bir Adıyaman ligde kalır diyebilirim ki? Yok hani son yapılan transferler. Mesela Adıyaman Altınordu maçında gene Altınordu daha iyi oynadı. Adıyaman geriye düştükten sonra bir gol attı, eşitledi ama Adıyaman oyun olarak hiç ümit vermiyor. Zaten önünde o gün Ali Özgün de yoktu. Evet, yok. Ali Özgün olsaydı, ben mesela maç öncesi programda bilmiyorduk o gün Ali Özgün olmayan. Yani haber yoktu, açıklanmamıştı. Doğru. Ali Özgün olmadığını görünce biraz o maçta Altınordu tarafından sürümcemeye düşmüştüm. Zaten aynen öyle de oldu. Maç 1-0'dan sonra Adıyaman 1-1'e geldi. Ya Adıyaman'da öyle bir nokta var ki. Olumlu bir tane bir niye şey sportif yok. Direktör geliyor bu takıma? Onu ben de anlamadım. Mesela İsmail Doğan dedim. Hep soyadını hatırlayamıyorum. Sportif direktörün gitmesi demek takımdan. Bence içeride büyük bir sıkıntının olduğunu gösteriyor. Zaten Adıyaman'da şöyle ilginç bir durum yok var. Yani oyuncular arasında da her şeyler var yani. Her sene takıma Erol Kapusuz koruyor. 3. haftada gidiyor. Sportif direktör gidiyor, hoca gidiyor sürekli. Bir tek gitmeyen isim var, başkan. Herkese gönderdi, kendi gitmedi. Zaten Sait Aybak kulübün sahibi. Yok yok, şimdi ne zaman bırakacak o anlamda söylüyorum. Yüksel yani. Yıldırım gibi. Ne yani. Zaman bırakıp gidecek yani birisini. Artık ben de bıktım bu futboldan, kulübü satıyorum. Bugün bal ligi başlıyor. Adıyaman Belediye Spor'a zaten taraftarlar dün başarı dileklerinde bulunuyorlardı hep. Hatta şunu diyorlardı. Hani artık Adıyaman FK'yı bırakacağım, Adıyaman Belediye Sporu aynı Adana Spor'a bırakıp Adana FK'ya geçmeleri hani gibi. Taraftarlar da isyanlarda, bakalım. Bakalım hayırlısı olur. İki takıma da başarı dileklerimizi iletelim, bir diğer maça geçelim. Çok kritik bir maç. Kırklareli'de hafta içi Trakya'da Kırklareli Spor Nazilli Belediye Sporu konuk edecek. Nazilli lige mükemmel başladı. 8 maçta 19 puan topladı. Kırklareli Spor'un ise sadece 8 maçta 3 puanı var ve Taner Hoca geldikten sonra 2 maça çıktılar. 2 maçta da berabere kaldılar. 2'de 2 beraberlik aldılar. En azından yenilmemeye başladılar ama artık galibiyete ihtiyaçları var kesinlikle. Nazilli de müthiş durumda. 19 puanda. Şu an Beyaz Grubun en başarılı takımı. Ben Kırklareli'nin artık ilk galibiyetini almasını bekliyorum. Senin yorumun ne oldu? Galibiyet bekliyorsun direkt. Evet. Ben de reaksiyon bekliyorum. Kaybetmeyeceklerini düşünüyorum. Ben net olarak kazanır diyemiyorum ama Kırklareli Spor tarafına çok yakın olduğunu düşünüyorum. Hafta arası olmasından dolayı taraftar anlamında ben sıkıntı yaşama ihtimallerini çok yüksek görüyorum. Nazilli de zaten muhteşem gidiyor. Hafta sonunda da yine 3-0 kazandılar. Kırşehir'i net yendiler. Doğru. Salih Kavrazlı gollerine devam etti. Nazilli de galibiyetlerine devam etti. Ve şu anda ligin en çok gol atan takımı bu grupta Nazilli Belediyespor. Buna da dikkat edelim. 15 gol attı bu takım yani. Aynen öyle. Yani rakiplere söylüyoruz kadrolarını, şampiyonluğun takımları falan ama onlar bile şu anda Trabzon dışında bir de Erok dışındaki takımlar 10 gol 11 golle gidiyorlar. Nazilli bu anlamda da cidden gayet iyi. Ömer Kavurgacı da iyi oynuyor dediğimiz gibi kalede. Ben Kırklarelispor'un kaybetmeden ama bu maçtan sahadan alacağını düşünüyorum. Zaten beraberlikte kurtarmaz. Onu da söyleyeyim. Kesinlikle 3 puan olması gerekiyor. Tabii. Nazilli bir puan alırsa kazanç olur bu maçta. Kesinlikle. Kırklarelispor'un artık bir yerden başlaması gerekiyor maç kazanma anlamında. Nazilli'yi bir puan üzmez. Bak şu an 10. sırada Karacabey 11 puanda. Doğru. Kırklareli 3 puanda. 8 puanlık fark oluştu. Makas açılıyor. 11. Beyoğlu'nun 7 puanı var. Oradan itibaren orası çok karıştı şu anda. Makas açılıyor. Daha 8. hafta olmuş. Kaç takım var mesela 10. sıradan sonra? 1, 2, 3, 4, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Diyoruz ya biz 10 takım ayrılıyor, 10 takım kalıyor. O noktaya geliyor neredeyse. Aynen öyle. Bakalım ne olacak. Bir diğer maça geçelim. Kübede başarılar dileyelim. Aynen öyle. Karadeniz'e gidelim. 1461 Trabzon Futbol Kulübü Karacabey Belediye Sporu ağırlayacak çarşamba günü. Trabzon Ercüment Hoca ile şaha kalktı. 4'te 4 yaptılar. Müthiş formdalar. Karacabey Belediye Spor'da 11 puanda ve 10. sırada. İyi durumdalar bence. Dün de Zonguldak Kömürspor'u yendiler hafta sonunda ve bu maç öncesinde moral buldular. Bir de 8 maçta sadece 4 gol yediler. Bu çok önemli bence onlar adına. İyi bir istatistik yakaladılar olumlu anlamda. Ersel çok formda. Konuk ekipte dün attığı gollerle 4 ya da 5 olması lazım. Sana zahmet buradan bir bak, yanlış söylemeyeyim aynen. Ersel de çok formda. Eski günlerine dönüş, gol, evet. Aynen, dönüş yapar gibi bir hali var adeta. Ersel zaten iyi bir oyuncu. Onun tek sıkıntısı çok fazla sakatlık geçirmesi. Devamlılık problemi yaşadı son dönemde. Ama burada kendini buluyor gibi Karacabey'de. Trabzon'da müthiş formda. Özellikle Alihan ve Behlül ikilisi Ercüment Hoca ile iyi çıkış yakaladı. Alihan'la Behlül de iyi oynuyorlar. Ben Trabzon tarafındayım. Trabzon'u kendi evinde net favori görüyorum. Kazanarak 5'te 5 yapacağını düşünüyorum Ercüment Hoca'nın. Sen ne dersin? Valla ben de net favori görüyorum. Trabzon'un savunmasının çok kuvvetli olması da bence büyük bir avantaj oluyor. Şu anda sadece bir gol yedi. Hücum hattı da yavaş yavaş kendisini gösteriyor, toparlıyor. Özellikle Batuhan Kör'ün de bu işin içine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben dün cumartesi günü dakika 72'de oyuna girmişti. 20 dakika oynadı. Uzatmalara beraber max minimum 20-25 arası forma giyindi. O da işin içine girerse Trabzon için skor anlamında eli daha da kuvvetlenecek. Ben Trabzon'un kazanarak hafta arasına kayıpsız geçeceğini ve Ercüment Hoca ile beraber 5'te 5 yaparak şampiyonluk ateşini iyice yakacağını düşünüyorum. Peki dün kadroda olmayan oyuncular bu maçta da olmazsa Trabzon'u etkiler mi? Etkilemez. Ümit yoktu. Etkilemez. Nizamettin. Etkilemez. Bahadır yoktu bir de. Bahadır uzun zamandır yok. Aynen. Ama Nizamettin Ümit etkilemez. Zaten Tarık döndü. Bir de Tacan yoktu. Aynen. 4 eksiği vardı. 5 eksik yok vardı. 5 mi? Biz 5 saymıştık. Tacan Velioğlu 1. Nizamettin 2. Ümit var. Ümit 3. Bahadır Erol 4. Başka bir oyuncu daha saydık sanki biz. Saymadık. Ha, öyle miydi? Aynen, tamam. 4 tane. Tam 4 saydık. Bakalım ne olacak? Bakalım. İki takıma da başarılar dileyelim. Aynen, başarı dileklerimizi iletelim. Uğurcan'ın da biraz süreleri arttı gibi Trabzon'da. Biraz daha fazla süre almaya başladı gibi. Zaten Vanspor maçında da skor yapmıştı. Diyorum işte yavaş yavaş Uğurcan devreye giriyor. Biraz da oynuyor. Batuhan'ın da devreye girmesi gerekiyor. Aynen öyle. Bir diğer maça geçelim. Geçelim. Kırşehir Futbol Spor Kulübü Altınordu'yu ağırlayacak kendi evinde. Hafta arasının final maçı Beyaz Grup'ta. Alt sıraları felaket yakından ilgilendiren bir maç. Kırşehir sadece 2 puan topladı. Ligin dibinde. Altınordu'da 4 puan topladı ve bir haftadır bay. Aynen, iki takımın da kazanamayan takımlardan ikisi ligde. Zonguldak Kömürspor'un ve Kırklareli'nin de galibiyeti yok. 4 takım bu grupta galibiyet alamadı ve bu 4 takımdan ikisi bu takım. Nasıl bir maç bekliyorsun? Altınordu'da Ali Özgün dün yedekti, sonradan girdi cumartesi günü. Kırşehir hafta sonu kötü bir mağlubiyet aldı. 3-0. Altınordu'da kendi evinde yaprak kımıldamayan maçta 0-0'lık serik beraberliğiyle ayrıldı. Çok zor bir maç. Kırşehir'in en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum ama beraberlikte Kırşehir'e yaramaz. İki takıma da yaramaz. Rus ruleti gibi bir maç da olabilir belki. Golvar'ın katkılarıyla devam ediyor. Belki iki takım da büyük risk alabilir. Kim çekecek, kendisine vuracak belli değil. Çok zor maç. Ben kadroları kıyasladığım zaman da bu benim kendi görüşüm. Katılan olur, katılmayan olur. Ben Kırşehir'in kadrosunu daha iyi görüyorum. Daha iyi buluyorum. Ama yanlış hocalardan dolayı Kırşehir şu anda ligin dibine demir atmış durumda. Mesela aynısını yine Gözspor da atmıştı. Ligin dibine demir atmıştı. Şu an biraz 1-2 sıra yukarı çıktı ama kırmızı grupta. Onlar da yanlış hocalardan dolayı bu noktaya gelmişti ki sezon başı Murat Yoldaş'ta. Kırşehir'de sezon başı Ahmet Duman, ardından da Ekrem Al Hoca. Ben bu maçta yine söylüyorum, bak Kırşehir'in kadrosunu Altınordu'ya göre daha iyi buluyorum ama Ekrem Hoca'ya güvenmediğim için ben Altınordu tarafındayım. Altınordu'nun kaybetmeden sahadan alacağını düşünüyorum ama yine söylüyorum, beraberlik iki takıma da yaramaz. Ben şöyle düşünüyorum, eğer Altınordu özellikle kazanırsa bence Ekrem Hoca 3. maçta gider diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Beraberlikte de olabilir. Olur mu sence, ne düşünüyorsun? Her şey olabilir. Çünkü Kırşehir'in şimdi bu maçtan sonra da kazanamazsa 9 maçta hiç galibiyeti olmayacak. Çok sıkıntılı bir durum o. Zaten Kırşehir bu maçtan sonra İstanbul'a gelecek. Bayrampaşa'da Beyoğlu yeni çarşı. Direkt rakibi. Zaten sen üst üste bunları da kazanamazsan doğru, hangi maçı kazanacaksın? Kesinlikle. Bakalım ne olacak. Çok zor ya. İki takıma da başa denklemesi. Ben Altınordu tarafındayım, sen? Ben de Kırşehir yenilmez diyorum. Bakalım. Çok zor bir maç ama. Aynen. Her şey olabilir. Bir diğer kritik maça geçelim. Antalya'ya gidelim. Serik Belediye Spor, Beyoğlu yeni çarşı sporu ağırlayacak kendi evinde. İki takım da alt sıralarda. Serik ilk hafta Afyon'u yendikten sonra zaten galibiyeti unuttu. 6 puanları var. Beyoğlu da dün Adıyaman'ı yenerek kendi evinde 7'ye çıkardı puanını ve bence kritik bir 3 puan aldılar. Direkt rakiplerini yenerek iyi de oynadılar bence. Adıyaman'a karşı üstün oynayan taraflardı ve kazanmayı da bildiler. Engin Hoca ile Serik şu ana kadar galip gelemedi biliyorsun. Gol bile atamıyor zaten. Beyoğlu da bir gol attı Engin Hoca geldiğinden beri, doğru. Serik Belediye Beyoğlu da Galip Hoca'yla en azından Adıyaman'ı yenerek bir nefeslendi. Ama ben bu maçta ev sahibi olduğu için ve daha kaliteli kadroya sahip olduğu için Serik'in kazanacağını düşünüyorum. Serik Belediyespor'un. Senin yorumun ne olur? Vallahi ben bu karşılaşmada şöyle düşünüyorum. Serik Belediyespor'un kadrosunu, kurulan kadronun daha iyi olduğunu düşünüyorum Beyoğlu'na göre, ama burada da Engin Korukır faktörünü koyuyorum. Hocadan dolayı güvenemiyorum. Kazanır diyemiyorum. Ama Serik Belediyespor'un en kötü kaybetmeden sahadan ayrılacağını düşünüyorum. Beyoğlu bu maçtan sonra da hafta sonunda haftaya direkt rakibiyle oynayacak. Kendi sahasında biliyorsun. Kırşehir'le oynayacak. Pazar günü aynı. Çok kritik maçlara çıkıyor. Mesela Adıyaman'ı yendiler. Direkt rakipleriydi. 1-0. Şimdi yine Serik Belediyespor'la oynayacaklar. Eğer buradan bir puan çıkartırlarsa bence kötü olmaz. Çünkü bu lige yeni geldiler. İyi olur gayet. Beklentimiz yok. Kadrosunda kötü olduğunu da söylüyoruz. O yüzden ben bir puanın kayıp olacağını düşünmüyorum. Ama Serik Belediyespor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Serik için de bir puan kazanç olmaz, onu da söyleyeyim. Yani şimdi iki takımın kadrolarına bakınca Serik'te çok daha tecrübeli oyuncular var. Beyoğlu 3. lig ağırlıklı bir takım. Aynen. Kadro olarak. Hani şimdi işte Emrah Tacir gibi, işte Oğuzhan Doğan gibi oyuncuları var Serik'in. Yunus Emre Çakır gibi. Aynen. Bu maç bence Serik için kağıt üstünde hedef maç. Kesinlikle hedef maç. Eğer bu maçta hata yaparlarsa Serik için büyük sıkıntı olur. Ben de öyle düşünüyorum. Bence. Bakalım ne olacak. Aynen öyle. İki takıma da başarılar dileyelim. Başarı dileklerimizi iletelim. Bir diğer maça geçelim. Bu maçta Karadeniz'de Zonguldak Kömürspor Ankara Spor'u ağırlayacak. Zonguldak'ta işler yolunda gitmiyor. Ligde kazanamayan 4 takımdan biriler beyaz grupta. Bir haftaları bay geçti ama onları söyleyelim. Evet, 7 maça çıktılar. 3 beraberlik 4 mağlubiyet aldılar. Geçen hafta kupada 3. ligin mütevazı takımlarından biri olan Tokat'a da elendiler. Hani Zonguldak'ın o maçı kazanamamasını şu açıdan önemsiyorum. En azından bir galibiyet alıp bir üstündeki ölü toprağa atabilirlerdi. Onu da yapamadılar ve rakip 70 dakika 10 kişi oynadı. O yüzden onlar adına kötü oldu bence. Yoksa kupada Zonguldak'ın bir yerde nefesi bitecek de eyvallah, ama Ankara Spor da lige iyi başladı fakat hafta sonunda kendi evlerinde Kırklareli Spor'a takılarak kendi adlarına kötü bir sonuç aldılar bence. Ben bu maçta Ankara Spor tarafındayım. Başkent ekibinin en kötü yenilmeden Karadeniz'den başkente döneceği düşüncesindeyim. Sen ne dersin? Ben de bu karşılaşmada seninle aynı görüşteyim. Ankara Spor tarafındayım. Ankara Spor'da cumartesi günü Kırklareli Spor karşısında bence kötü oynadı ve bence de skor yapamayarak 0-0 beraberlikte sahadan ayrıldı. Eğer kazansaydı Erokspor'u altına alacaktı. 3. sıra çıkacaktı. Tamam, Erokspor'un bir haftası bay ama bu hafta için böyle bir durum olacaktı. Nazilli'yle de puanları eşitleyecekti. Hatta avarajları eşitleyecekti en kötü. Tabii. 2 fark da olsa zaten 2. sıra olarak haftayı tamamlayacaktı ama bu fırsatı teptiler. Zonguldak Kömürspor'da çok kötü bir gidişat var. Taraftarların bir de şu yorumları vardı. Biz ilk 4-5 hafta bu ligin, bu grubun güçlü takımlarıyla oynuyoruz. Ardından fikstürümüz zayıflıyor dediler ama içeride Yeni Mersin'de 1-1 berabere kaldın. Deplasmanda Karacabey'de kaybettin. Yeniriz. Zonguldak Kömürspor'un bu sene kadrosu kötü. Sen kuvvetli takımlarla da oynasan, kendi dengin takımlarla da oynasan yapabileceklerin çok çok sınırlı. Çok sıkıntılı bir de takımın kadrosu. Zonguldak'ta bir tane bile yıldız oyuncu yok. Aynen öyle. Ya hani böyle. Ya yıldızı geçiyorum. Bir tane verimli olabilecek oyuncu da yok. Ya şimdi atıyorum. Mesela Karacabey'in de bütçesi çok düştü. Hani ama Ersel var diyorsun. Ersel'i ben derim. Aynen. Bana göre Bursa Spor çok sıkıntılı durumda. Çağatay Yılmaz. Zonguldak Kömürspor'da Çağatay Yılmaz gibi bir oyuncu bile yok. Genç hani, ama bu hani daha yıldız değil bu oyuncu. Sen Daniel Akyıldız'ı beğeniyordun. Yok, ben onu diyorum. Tek forvet o var diye kağıt üstünde. Ben de onu da beğenmiyorum. Ben de ona zaten cevap olarak sana dedim ki sadece var olmak için var yani. Yok, kağıt üstünde tek forvet o. Yoksa benim Zonguldak'ta Benim Zonguldak'ta kariyeri düşüşte olan Gökhan Siverek var bir beğendiğim, ama o da düşüşte. Performans Nuri olarak. Tereksiz düşüşte. Hepsi düşüşte. Savaş Yılmaz okey dönüyor. Savaş çok kötü durumda. Kupa maçını izledim işte geçen canlıyı, 90 dakika gene. Savaş çok kötüydü yani. Demek zaten yani adamı transfer etmek için transfer ettiniz. Tabii. Çünkü bitik noktada. Maalesef. Ben bu karşılaşmada Ankara Spor tarafındayım. Kaybetmeden sağlanacaklarını düşünüyorum. Ben de aynı görüşteyim. Bir de Zonguldak'ın kadrosu sıkıntılı. Bir haftada 3 maç yapmanın Zonguldak'ı hırpalayacağını aynen düşünüyorum. Bakalım ne olacak. İki ekibe de başarılar dileyelim. İzmir'e gidelim. Hedefleri farklı olan iki takımın mücadelesi. Bucaspor, Bursa Spor'u konuk edecek kendi evinde. Bu iki takım yıllar evvel Süper Lig'de karşılaşmışlardı. 2010-11 sezonunda biliyorsun. Bursa Spor, Kenny Miller'ların oynadığı zamanda iki kere de yenmişti o sene oynanan aynen iki öyle maçı. Şimdi ikinci ligdeler. Beyaz grupla karşılaşacak bu iki takım. Bucaspor hafta sonunda kazandı. Moral buldu. Ki son maçlarında da çıkıştalar aslında. Üst üste 2 haftadır kazanıyorlar. Evet. Ama Bucaspor'dan benim beklentilerim bunun daha yükseğini yapması kadro olarak. Bursaspor ise ciddi sıkıntı içinde. Yeni hoca Murat Sözkesen oldu biliyorsun. Evet, hayırlı olmasını dilerim Murat Hoca'ya. Teknik menajerdi Murat Sözkesen. Aynen, sonradan idari menajer gibi oldu takımda, ama ben hani şu an Bursaspor'daki problemin hocalardan alakalı olduğunu düşünmüyorum. Hem yönetimsel sorunlar, hem geçtiğimiz yıllardan gelen borçlar, maddi problemler, hem de kadronun yetersiz olması. Ben Bucaspor'u çok ağır favori görüyorum. Ama maç öğlen oynanacak. Bucaspor'un stadı ne kadar dolar o bence soru işareti. Hı hı. Maç akşam 19'da olsaydı Bucaspor için daha iyiydi bence. Senin görüşün ne oldu? 2 tane maç şimdi 19'da olunca bence 3. maçı da yapmadılar diye düşünüyorum. O yüzden ya da Bursaspor İzmir'den Bursa'ya akşam dönme anlamında diyeceğim de yakın lokasyon. Aynen ama sıkıntı yok ondan. Bence aynen, 2 olmaz tane zaten 19 maçın olmasından dolayı da böyle bir karar alınmış olabilir. Ben bu hafta arasında çarşamba günkü maçlarda Beyaz Grup'ta en favori gördüğüm maçlardan birisi Bucaspor'un net kazanacağını düşünüyorum. Erhan Çelenk'ten gol bekliyorum. Yedekti ama. Yine yedek olsa yine gol bekliyorum. Onu da söyleyeyim. Bucaspor'un en az 2 farklı kazanarak hafta arasını 3 puanla geçeceğini düşünüyorum. Hafta sonu maçı yok bu canım. Hafta sonu maçı geçiyor. Yok. O yüzden dolayı da zaten o konuya geliyordum. Sen tam üstüne geldin, söyledin. Hafta arası maçı var. Hafta sonu da maç olmadığı için ben bu maça da yardımcı antrenörle çıkıp hafta sonuna kadar, ki zaten öbür haftaya kadar zamanları oldukları için daha rahat bir şekilde hareket edeceklerini düşünüyorum. İnceleyip sık dokuyup hoca getireceklerini düşünüyorum. Ki ben İnşallah. Rakibin tamam her maç önemli, önemsesinler ama güç dengeli olarak baktığım zaman da bu maçta da yardımcı antrenörle çıkmalarını bir problem olarak görmüyorum ben. O yüzden biraz daha zamanları var. Dikkat etsinler. Yani İnşallah iyi bir hoca tercihi yapar. İnşallah. Spor, Ercüment Coşkundere gibi bir hoca getirirler Hı-hı. diye ümit ediyorum. Trabzon'un yaptığı gibi. Bakalım ne olacak. Bakalım. Hayırlısı olsun. Geçelim, aynen. 2 tane 19 maçı var. Onları konuşalım. İlk konuşacağımız maç İstanbul'da Esenler Erokspor Yeni Mersin İdman Yurdu'nu konuk edecek sahasında. Erokspor 6'da 6 yaptıktan sonra Van'da hafta sonunda kaybederek ilk mağlubiyetini aldı ve ligde kayıpsız artık bir takım kalmadı Beyaz Grup'ta. Tüm takımlar kayıp yaşamış oldular bu şekilde. Yeni Mersin İdman Yurdu'nun da hafta sonunda yenilmezlik serisi bitti. İlk mağlubiyetini bu sene Trabzon'dan almış oldular. 3-0 yenilerek ilk yarıda ve ikinci yarıda ilk yarıda 1, ikinci yarıda 2 gol, toplam 3 gol yediler. Kritik ve önemli bir maç. Erokspor nasıl bir reaksiyon verecek? Kaybettikten sonra onu merak ediyorum. Mersin'de ilk mağlubiyetini aldıktan sonra aynı Erokspor gibi nasıl bir karşılık verecek? Ben ev sahibi olduğu için ve daha iyi kadrosu olduğu için Erok tarafındayım. Sen ne dersin? Valla ben de Yeni Mersin İdman Yurdu'ndan biraz olsun belli bir süre düşüş bekliyorum. Şimdi Trabzon'a kaybettiler. Ben de tam direnç bekliyorum diyeceksin sandım. Bu maça da ben aynı şekilde sirayet edeceğini düşünüyorum o skorun. Ve ben bu maçta seninle aynı görüşteyim. Erokspor'u net favori görüyorum. Erokspor Van karşısında bence ucuz kurtuldu. 1-0 değil, anlamında. 3-0, 4-0 bitebilecek bir skoru olabilirdi. Hani 1-0 bitmesi Erokspor için şöyle bir avantaj. İkili avaraj durumları var ya. Mesela Vanspor gitti Trabzon'da dağıldı. 4-0 kaybetti. Mesela 1-0 kaybetse veya 2-1 kaybetse en azından çok tahribatlı bir yenilgi olmayacaktı. O yüzden Erokspor'un aldığı yenilgi de böyle tahribatlı bir yenilgi olmadı. Bir de bir haftaları bay durumda. Şu anda 18 puandalar. Peki Erokspor'un Van deplasmanında fark yememesini, Kaleci Ercüment'e mi bağlıyorsun? Vansporlu oyuncuların beceriksiz olmalarına mı? Vanspor'un o pozisyonları değerlendirmemesine. Yani oyuncuların beceriksizliğine bağlıyorum. Çok cüretkar harcadılar. Kesinlikle öyle. Vansporlu oyuncular. Öyle düşünüyorum. Furkan Yaman'ın durumu ne bilmiyoruz. Biz Erokspor yönetiminden rica ediyoruz. Çok kapalı bir kutu yönetimi var. Evet. Transferler geldi, açıklamalar gelmedi. Hiçbir açıklanmaz. Oyuncular sakatlığını bir açıklama yok. Rica ediyoruz lütfen bu konuda. Ya bir kamuoyu biraz sosyal medyayı kullansınlar. Aynen. Hani çünkü şimdi biz de burada müneccim değiliz. Nereden şimdi bilelim? Değer veriyoruz. Takımları konuşuyoruz. Alt liglere değer veriyoruz ama kulüplerin de bize biraz yardımcı olması gerekiyor bu konuda. Öyle. Buradan söyleyelim. Şimdi ben futbolcuya da yazar sorarım ama ya biz kulüpten öğrenelim. Niye futbolcu yazalım ki? Evet. Futbolcu sonuçta kulübün sağlık bilgilendirmesini yapan kişi değil ki. Niye ona yazalım yani? O da anlamsız oluyor. Kulüpten bu anlamda açıklama bekliyoruz. Ben Erokspor'u net favori görüyorum. Abuzer Gaffar da olmayabilir. O da sakatlandı, evet, çıktı. O da sakatlandı. İdris oynar o zaman. İdris Fırat oynar büyük ihtimalle. Başka forvet kalmıyor çünkü. Evet. Bir de ben Maksut'u 11'de bekliyorum. Oynaması gerekiyor. Taygun'un oynamaması lazım. Bence de kesinlikle. İki takıma da başarılar dileyelim. Evet. Son konuşacağımız maçta Afyon'da Hesilaç Afyonspor lider Vanspor'u ağırlayacak. Afyon'da işler istediği gibi gitmiyor kulübün. 7 maçta sadece 6 puan alabildi Afyon. Tek galibiyetlerini Trakya'da aldılar biliyorsun. Kırklareli'yi yendiler. Aynen. Onun dışında galibiyetleri yok. Konuk ekip Vanspor'da 8 maçta 7 galibiyet, 1 mağlubiyet. Tek mağlubiyetini Trabzon'da aldı Vanspor. Onun dışında firesiz gidiyorlar. Ben bu maçta Vanspor tarafındayım. Vanspor'a güveniyorum. Kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Afyon, geçen Adana FK maçını da izledik yine Afyon'un. Mesela kupa maçıydı ama bir alt ligdeki takıma karşı maçını da izledik. Bence Adana FK Afyon'dan daha iyi takım. Aciz durumlara düştü Afyon o maçta. Bence Adana daha iyi takım Afyon'dan. Ki Adana rotasyon yaptı o gün. Hani yedekleriyle oynamasına rağmen elendi ama bence Adana daha pozitif bir futbol ortaya koydu. Afyon'un durumu çok sıkıntılı. Eğer Vanspor Serik deplasmanında ve bir deplasmanı daha vardı. Onu da kazanmıştı ya. Oradaki iyi oyunlarını sergilerse bu deplasmanda kazanır. Aynen, Kırklareli. Kerem Çağatay'ın sakat olduğu maç olması lazım. Ben Vanspor tarafındayım. Sen ne dersin? Ya şimdi ben de Vanspor tarafındayım ama şimdi Afyonspor bu tarz maçlarda puanlar da alabiliyor içeride özellikle. O yüzden Afyon zaten kolay bir deplasman değil ama Afyon'un durumu kötü. Ben o yüzden. O yüzden hani biraz da böyle sürümcemede kalıyorum ama ben seninle zaten aynı görüşteyim. Kerem Çağatay 11'de bekliyor musun bu maçta? Dün oynadı. Cumartesi günü kulübeden geldi. 73'te girdi. Çok pardon. 11'de oynamadı. Muhammed Ali Doğan iyi oynuyor. Eğer Kerem Çağatay %100 hazır değilse Mustafa Hoca oynatmaz. Ya şimdi Kerem'in şöyle bir özelliği var Muhammed'e göre. İyi pas yapıyor. Birinci bölgeden topu çıkartırken ikinci bölgeye iyi pas servisi ve bir de iyi bir kesici. Aynen. Rakip atak yaparken iyi bir kesici. Yani bu anlamda şey oluyor. Takım için önemli bir oyuncu noktasında. Alpay bir noktada bu maçta kadroda olabilir. Kulübede. Yani eğer olmazsa da hafta sonundaki maçta ben kulübede bekliyorum. Olsa da ne kadar hazır olur ama zaten hazır değil. Yavaş yavaş hazırlanacak. O da bir türlü randıman yapamadı. Geçen sene Urfa'dan beri hep sakatlıklarla boğuşuyor. Maalesef. Ben de bu karşımada Vanspor tarafındayım. Hata yapmayarak kazanmalarını bekliyorum. Yani şampiyonluk istiyorlarsa hata yapmamaları gerekiyor. Ben de aynı görüşteyim. Bir de şimdi bu hafta Trabzon kağıt üstünde net favori. Bucaspor net favori Vanspor'un rakiplerinden. Erok da favori çıkıyor maçına. Erok maçı diğerlerine göre biraz daha zor ama biz favori görüyoruz. 60-40, 65-35. Yani şimdi Buca ve Trabzon 80'e 20, 90'a 10 gibiler. Aynen. Kağıt üstünde ama bir de şöyle bir şey de var. Trabzon'un ve Buca'nın maçları da erken saatlerde mesela. Evet. Erok'la Van aynı saatlerde oynayacaklar. Atıyorum Trabzon ve Buca'dan biri bir sürprize yaşarsa bu Van'ın moralini daha da arttırabilir. Tabii ki. İştahlandırabilir de. Daha konsantre de eder. Aynen. Daha da iştahlanabilir oyuncular ama tabii şimdi Vanspor lider olduğu için direkt kendine bakması da daha önemli aslında. Öyle olacak zaten. Hep öyle olması lazım. O da var. Bakalım hayırlısı. Sen maçlarını kazan. Tabii. Arkana bakmayacaksın o zaman. Trabzon'un tabii bir maçı eksik, o da önemli. Tabii Erok da öyle bir haftayı bay geçti. O da doğru. Vanspor daha bayını tamamlamadı. Bakalım ne olacak. Tüm takımlara başarılar dileyelim. Aynen, başarı dileklerimizi iletelim. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ben de izleyen herkesten rica ediyorum. Abone olmayanlar abone olsun. Aynen, herkesten de beğeni bekliyoruz. Bol bol etkileşim için önemli. Lütfen her izleyen beğeni yapmadan videoyu geçmesin. Ve maçlarla ilgili de yorum ve görüşlerini yorum olarak videonun altına bekliyoruz. Rica ediyoruz. Sana da teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Çarşamba günü 18 takıma da başarılar dileyelim. Tüm şehirlere de selamlar olsun. Evet, selamlarımızı gönderelim. Hoşçakalın. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Spor sona erdi.